Sevgili öğrenciler, kağıt kalemleriniz hazırsa derse başlıyoruz. Evet, bugünkü konumuz eylem ve eylemlerde zaman. Öncelikle eylem nedir ona bakalım, ardından devam edeceğiz birlikte. Eylem nedir? Eylem, iş, oluş ve hareket bildiren kelimelerdir. Bildiğiniz üzere eylem cümlenin sonunda, başında ya da ortasında kullanılabiliyor. Peki biz geçmiş konuları hatırlayacak olursak, eylem cümlenin sonunda ise biz bunu anlamlı ve kurallı cümle diyoruz. Eylem cümlenin başında ya da ortasında ise buna da devrik cümle diyoruz. Bunu da hatırlatmak istedim. Peki biz bir kelimenin eylem olmadığını nasıl anlayacağız? Kelimemizin kökünü buluyoruz önce. Kökünü bulduktan sonra mastar eki olan mak ve mek eklerini ekleyip tekrar okuyoruz. Eğer mastar ekini aldıktan sonra kelime anlamlı oluyorsa bu bir eylemdir. Mastar ekini aldıktan sonra kelime anlamlı olmuyorsa eylem değil, yani isimdir. Örneklere bakalım. Çalacaksın kelimesinin kökü nedir? Çal. Ben buna mastar eki olan mak ekini ekledikten sonra kelimeyi tekrar okuyorum. Çalmak. Gördüğünüz gibi anlamlı olduğu için buna eylem diyorum. Diğer kelimem gözlerim. Gözlerim kelimesinin kökü göz. Gözmek ya da gözmak anlamlı olmadığı için bu da eylem olmuyor. Yani isim diyoruz. Kısaca kelimenin eylem olup olmadığını anlamak için mastar ekini unutmuyoruz. Mastar eki olan mak ve meki kelimenin sonuna ekleyerek eylem değil mi anlıyoruz. Ardından eylemlerde zaman konumuz var. Eylemlerde toplam 4 temel zamanımız var. Onlara başlayalım. İlk şimdiki zaman. Şimdiki zaman eylemin şu an gerçekleştiğini ve devam etmekte olduğunu bildirir. Şimdiki zamanda eylem genellikle iyor eki alır. Hemen bir örnek verelim. Annemle birlikte yemek yapıyoruz. Bakınız kelimenin kökü yap, iyor ekini almış. Olay şu an gerçekleşiyor ve hala devam etmekte. Şimdiki zamanda gerçekleşmiş olduğunu anlıyoruz. İkincisi geçmiş zaman. Geçmiş zaman eylemi gerçekleşip geçmişte kaldığını ve bittiğini bildiriyor. Burada eylem genellikle dı, di, du, dü ve mış, miş, muş, müş eklerini alırlar. Örneğimize bakalım. Bütün ödevlerini bitirmiş. Bakınız miş ekini almış. Olayın geçmiş zamanda yaşandığını zaten cümlede de görüyoruz. Üçüncü zamanımız gelecek zaman. Eylemin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Burada eylem genellikle ecek ve acak eklerini alır. Örneğimize bakalım. Haftaya sinemaya gideceğiz. Eyleme bakalım. Eylemde gördüğünüz gibi ecek ekini almış ve olayın daha sonra gerçekleşeceğini bildirmiş. Biz buradan bu cümlenin gelecek zamanda gerçekleştiğini anlıyoruz. Son zamanımız geniş zaman. Geniş zaman nedir? Eylemin her zaman gerçekleştiğini bildirir. Yani insanların günlük hayatta devamlı olarak yaptığı her şey aslında geniş zamanda gerçekleşir. Geniş zamanda eylem ar, er, ır, ir, or, ör, ur, ür eklerini alırlar. Bununla ilgili de bir örnek verelim. Akşamları erken yatarım. Yani devamlı olarak yaptığım iştir ve burada cümlede eylem geniş zamanda gerçekleşir.